Hakiyyet hastalığını. Belki yerine göre olması gerekli olabilir. Hakiyye ciddi bir ikrahtan kaynaklanır. Can tehlikesi varsa, ikrah varsa, büyük bir tehdit varsa onu savuşturma adına, ondan kurtulma adına farklı bir amel, farklı bir hal içine insan girebilir. Ama bu süreklilik arz ederse insan bunu içselleştirir. Bu onda kişilik haline gelir. Başlarda belki biraz rahatsızlık duyar, kendini levmeder, daha sonra alışır. Ve onun öyle olduğuna inanmaya başlar, inandığını da savunmaya başlar. Ve bu hadise onu küfre götürür. Geçmişte insanlar güya İslam'ın izzetini, İslam'ın hakikatini müdafaa ve muhafaza adına bayanlarımızın başlarını açtılar. O gün için belki bir zorluk vardı ama sonra bu süreklilik arz etti. Açıklığı benimsediler, şimdi örtünemiyorlar. Ve açıklardan daha şerli bir duruma geldiler. Geçmişinden beri açık olanlar belki daha edepli. Bir korkuları var, biz günah işliyoruz diye. Bunlarda ise biz bu işi İslam adına yapıyoruz diye bir rahatlık var. Rengimizi belli etmeyeceğiz diye namaz kılmayan insanlar iş yerinde vesaire, burada namaz kılarsak bizim rengimiz belli olur, Müslüman olduğumuz anlaşılır, şöyle olur, böyle olur. Biz mevkilere, makamlara gelmeliyiz, kariyer kutuna biraz daha tapınalım, kendimizi gizleyelim, namazları evimizde toptan kılarız. Böyle bir illete tutuldular. Ya bu süreklilik arz etti. Çünkü sürekli o işte çalışıyor. Adam hiç namaz kılmadı derken evde de toplu kılmayı bıraktı, namazsızlığa alıştı. O rahatlık canına geçti. Rahatlık canına geçti, namazı toptan terk etti. Sonra ona niye böyle, Allah adına yapıyorum diyor. Allah'a iftira ediyor. Bu ciddi bir hastalık.